yapacağımız cümle insan süreç teknoloji olacaktır. Genel yaklaşımımız insan süreç teknoloji ve bunun yanında KVKK ile birlikte hukuk bilişimini alaraktan bütünsel bir yaklaşımla baştan sona uçtan uca bir çözüm sizlere sunmaktayız. Bu webinarımızdaki amaç da sizlere Barikat ailesinin sunmuş olduğu bu hizmetin sahadaki yansımaları nasıl olmaktadır? Sahadaki pratikleri nedir? Özellikle biraz sonra Şerif arkadaşımız da sizlere kendini tanıtıyor olacak. Bizzat bu işin içerisinde olup mutfağında olan bir arkadaşımız. Sorularınız olursa da sonunda bunlarla ilgili cevap vermeye çalışıyor olacağız. Özellikle sonunda söylemek istediğim, başında söylemek istiyorum. Bu bildiğiniz üzere bir 3 ay gibi bir erteleme oldu. Bu erteleme yani sizlere bir rahatlık sağlamasın. Günümüzde hani duyurular kısmına baktığınızda KVKK kurumunun gerçekten çok yoğun bir şekilde cezalar kesildiğini görmektesiniz. Bunu uzatmak sizlere herhangi bir rahatlık, ferahlatıcı bir şey olarak görmeyin. Şu an herkes KVKK kapsamında uymak zorunda. Sadece bir tane maddesine takılmıyorsunuz bu uzatmadan dolayı. Fakat herhangi bir sıkıntı olursa da cezalar da arkasından peşi sıra gelmekte. Ben konuyu çok fazla uzatmadan zamanında değerli olduğunu bilerekten Şerif Bey'e sözü bırakmak istiyorum. Sorularınız olursa siz chat ekranından yazın. En sonunda toparlayıp birlikte cevap vermeye çalışırız. Sunumumuzun sonunda da eğer ki çok detaylı görüşmek isterseniz, daha detaylı bilgi almak isterseniz bir mail adresimizi paylaşıyor olacağız. Oradan sizlere ulaşmaya çalışırız. Teşekkür ediyorum katılımınız için. Gerçekten pazartesinin en yoğun olduğu bir günde böyle bir katılımı sağladığınız için teşekkürlerimi sunarım. Şerif arkadaşımıza konuyu bırakıyorum. Herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Adım Şerif, ben de Barikat'te bir yıl aşkın süredir bulunuyorum. Daha öncesinde yine bilgi güvenliği üzerinde tecrübelerim oldu. Son 3 yıldır çok yoğun olarak KVKK projelerinde görev alıyorum. Bugün yapacağımız sunumun içeriği kanundan daha çok uygulamaya dayalı olacak. Yani kanun artık 2018-2019'un başlarında yaptığımız webinarlardan, sunumlardan farklı olacak. Çünkü artık kanun tabana yayılmış durumda. Birçok sektör, birçok uzman bu konu hakkında bilgi sahibi. Ama halen daha uygulama tarafında oturmayan konular var. Uygulama tarafında soru işaretleri var. Bundan dolayı uygulama tarafındaki süreçlerin uyumluluk sürecinin nasıl işletileceğine dair bir sunum içeriği olacak. Ama başlamadan önce mutlaka bir kanunun sorumlularından bahsetmek, amacından bahsetmek faydalı olacak diye düşünüyorum. Şimdi kanun bildiğimiz gibi iki muhatabı var. Bir veri sorumlusu, bir de verisi işlenen ilgili kişi diyebiliriz. Bu tarafta ilgili kişi zaten herkes olabiliyor. Bu konuda problem yok. Lakin veri sorumlusu, veri işleyen arasında farklılıklar var. Veri sorumlusu bildiğiniz gibi işletmelerin, tüzel kişiliklerin, gerçek kişilerin ta kendisi veri işleme faaliyetini yürüten, veri işleme faaliyetindeki politikaları belirleyen, süreleri belirleyen kişi oluyor. Veri işleyen de onun vekaletiyle, onun belirlediği politikalarla, onun belirlediği işlem amaçları, sürelere göre veri işleyen tedarikçiler, işletmeler, kişiler olabiliyor. Bu tarafta kanunumuzda sorumluluk veri sorumlusunda, veri işleyenin sorumluluğu da veri sorumlusunda. Tabii bu kanunda farklı maddelerde, anayasada değişebiliyor. Rücu etmeden dolayı sorumluluk değişebiliyor ama ana sorumluluk veri sorumlusu her zaman. Bu kapsamda veri sorumlusunun veri işleyişini yürütebilmek için bazı sorumluluklar vermiş, gereklilikler var. Onlardan da bahsedeceğiz. Şimdi kanunun ilk geldiği halindeki süreci çok iyi hatırlıyorum. Herkesin aklında ya ne gereği vardı, işte bu yapılabilir mi, biz buna uygun muyuz?
gibi bir serzeniş durumu söz konusuydu. Aslında bu mevcuttaki tüm regülasyonlarda, tüm kanun koyucuların, otoritelerin sunduğu gerekliliklerde ilk tepki olarak karşımıza çıkıyor. Bu regülasyonlar regülasyona, sektörden sektöre değişen bir şey değil. Hepsinin tamamında böyle bir durum var. Fakat her regülasyonun, her uyumluluk sürecinin artıları ve fırsatları da mutlaka var. Ben bunların mutlaka öne plana çıkmasını düşünüyorum. Genelde hep cezalarla bu iş gündeme gelir. İnsanları korkutarak, işletmeleri korkutarak süreç işletilir. Ama tabii bu da çok önemli. Fakat bence bu konuda uyum kısmında oluşacak fayda ve fırsatlar daha önemli diye düşünüyorum. Bu tarafta her uyum sürecinin sizi getireceği, taşıyacağı bir nokta mutlaka var. Bu tarafta bir risk işleme faaliyeti kanunla, birçok kişi kanunla bunu işletmeye aldı. Yani hayatı boyunca hiçbir işletme faaliyeti boyunca hiçbir regülasyon işletmemiş birçok kurum var. Bu tarafta ilk kez risk işleme faaliyetlerini KVKK ile tanıyan işletmeler var. Risk işleme faaliyetlerinin en büyük faydası mevcutta yaptığınız operasyonel süreçleri, mevcutta yaptığınız işlerinizi bir disipline etme konusunda size yardımcı oluyor. Mevcuttaki risklerinizi belirleyerek bunlarla ilgili tedbirler almanızı sağlıyor. Yani inanın birçok kurum böyle bir riskimiz mi varmış gibi tepkiler verebiliyor KVKK uyum sürecinde. Riskler bence en önemli faydalardan biri. Risklerin belirlenmesi ve bunların kapatılması. Daha sonra kanuna bir yasal uyumluluktan kaynaklı uyum hale geliyorsunuz ve oluşabilecek ihlallerden, oluşabilecek hatalardan dolayı gerek maddi olarak gerek manevi olarak problem yaşamanızın önüne geçiyorsunuz. Bunu sadece ceza olarak düşünmeyin. Tabii cezalarda ciddi yaptırımlar, caydırıcı oranları var. Lakin bir itibar kaybı da bence bu konuda çok önemli ki birçok regülasyondaki uyumsuzluk ayyuka çıkmaz ama KVKK'da mevcuttaki durumda bir hatanız, bir ihlaliniz varsa ayyuka çıkma olanınız ve ifşa edilmeniz çok kolay. Bundan dolayı hani artık insanlar tanıyor bu kurumda kişisel veriler ihlal edilmiş, şurası hacklenmiş, işte bu kadar kişinin verisi çalınmış. Bu bence paradan daha önemli bir itibar kaybına sebebiyet verebiliyor. Bunun yanında güvenlik standartlarına uyum sağlamaya başlıyorsunuz. Yani birçok işletmede güvenlik tarafında hatta teknolojik alımlar ciddi maliyet olarak görünür, kaçınılır. Ama bunu zorlayan bir regülasyon, zorlayan bir otorite olduğu zaman biraz daha katlanılır hale geliyor. Bu taraftan risklerinizi belirlediniz, bu risklere gerekli bir güvenlik yatırımları gerekebilir. İşte bu güvenlik yatırımları tabii bir maliyet, pek hoş karşılanmasa da gerçekten bu öncesindeki bahsettiğim konuda da yükümlülükleri yerine getirme, yasal uyum, işte itibar kaybını önleme, prestij meselelerinde sizi çok iyi yerlere getirebiliyor. Bu uyumlar sizi bu tarz uygulamalara yön vererek itiyor. Bence bu işten sonraki en önemli fırsatlardan biri. Uyum sürecini nasıl işletiyoruz? Bu tamamen bizim barikat olarak mevcutta KVKK dışında da verdiğimiz regülasyonlarda işlediğimiz yol haritası ama KVKK'nın burada tabii eklentileri mutlaka var. Direkt sahada uyguladığımız yöntemlerin işleyişini ben anlatacağım size. Bu kısımda ilk etapta bir başlangıç kısmında bir proje açılış toplantısıyla başlanır. Yani burada amaç bir rol ve sorumluluk belirlenmesi, bunlara tarihlerin atılması ve üst yönetimin bu konuda bilgilendirilmesi. Bu anlamda en önemli konulardan biri kesinlikle üst yönetimin desteği. KVKK ile beraber tüm regülasyonlarda yönetim desteği en önemli konulardan biri. Yönetim bu konuyu desteklemediği sürece açıkçası iç dinamikte bunu yürütmek çok mümkün olmuyor. Yani uyumluluğu yakalasanız dahi bunun devamını sağlamak pek kolay olmuyor. Bu anlamda kesinlikle üst yönetimin desteği şart. Daha sonra bir kurumun yapısının incelenmesi ve rol sorumluluklarının belirlenmesi aşaması geliyor.
Yani kurulum departmanlarının belirlenmesi, bu departmanlarda kimlerin bu projede uyumluluk sürecinde bulunacağı bu alanda seçiliyor. Ve en önemli konulardan biri, böyle bir zorunluluğumuz yok ama kesinlikle olmasını tavsiye ediyoruz. Bir danışmanlıkla yürürseniz dahi, kendi içinizde de bu süreci işletseniz, bu kapsamda bir mutlaka komite, yani bir kendi içinizde bir kurul kurmanız çok önemli. Hani kurulu, kalite kurulu gibi KVKK kurulu da bu anlamda mutlaka içinizde bir komite oluşturulması lazım. Çünkü bu komite, oluşacak bu komite artık veri ihlalleriyle ilgili görüş bildirecek, imha süreleriyle ilgili görüş bildirecek, bu tarafta rol ve sorumluluklarda sorumluluğu atayan yöneticiler olacak. Bundan sebep bir komitenin kurulmaması kesinlikle işte bir sorumluluk konusunda açıklıklara sebebiyet verecektir. Şerif Hocam, burada şunu da söylemekte fayda olabilir mi? Hani sonuçta bilgi güvenliği yönetim sistemi 27.001 vesaire gibi, evet, yönetimin mutlaka arkamızda olması gerekiyor ama bu KVKK kapsamında bütün birimlerin elini taşın altına koyması gerekiyor. Yani sadece kesinlikle bir BT'yi bir mevzu olmadığı gibi bütün birimlerin işin içerisinde olup herkese düşen bir sorumluluklar silsilesi gerçekleşiyor. Hani bu da özellikle vurgulamak istedim. Genelde hep BT ve hukuk atılan bir süreç gibi gözüken bir şey ama fakat bütün birimlerin içerisinde olan, yani bilgi güvenliği yönetim sistemini belki öyle sınırlayabiliriz ama bunu sınırlayamıyoruz. Yani kesinlikle bütün birimleri ilgilendiriyor. Kesinlikle. İşte üst yönetimin desteği bu anlamda çok fazla değer kazanıyor. Çünkü departmanlar maalesef sorumluluğu birbirine verme durumunda bir refleks gösteriyorlar. Bu anlamda üst yönetim konuyu net anladığı zaman kendi iş dinamiğini, kendi yöneticilerini, kendi ekiplerini tanıdığından dolayı sorumluluğu gerçekten adil bir şekilde dağıtabiliyor ve bununla ilgili feedbackler alabiliyor. Bununla ilgili geri dönüşleri ciddi anlamda takip edebiliyor. Komite ve kurumdaki o kurulla ilgili sorular gelebiliyor. Muhtemelen gelecektir sunumun sonunda. Başta söyleyeyim ben. Bu tamamen kurumun kendi iş dinamiğine göre şekillenecek bir şey. Hangi departmanlardan, hangi sorumlulardan kurulmasını tavsiye edersiniz gibi sorular olabiliyor. Bu kapsamda departman bazlı söylemektense kişisel veriye, çok fazla kişisel veriyle ilgili süreci olan, bunun yanında bir regülasyona, daha önce bir regülasyon uyumunda görev almış ve hakikaten uygunluk sürecini işletecek, devamını getirecek personellerde bir söz hakkı olan, bir otoritesi olan kişilerden seçilmesi çok daha başarılı sonuçlar almasına sebebiyet verebiliyor. Ama insan kaynakları, işte hukuk, bilgi güvenliği, kalite, iç denetim, bunlar için uygun modeller olabiliyor sorumluluğu alma açısından. Sonraki aşamada başvuru ve görevlendirmeyi gerçekleştirmesi durumu var. Yani biliyorsunuz verbis başvurusu yapmanız gerekiyor. Verbis'e mevcuttaki envanterinizi girmeniz gerekiyor. Bu kısımda daha işlemlere başlamadan önce, yani bir KVKK uyumluluğu başlamadan önce bence bir verbis'e başvuru faydalı olur. Çünkü orada bir yönetici adı şifre aldıktan sonra irtibat kişisini atayabiliyorsunuz. Burada ilk etapta irtibat kişisinin belirlenmesi sürecin başında çok fayda sağlar. O irtibat kişisi genelde aslında projeyi de yöneten, projedeki o sorumluluğu alan lider konumundaki kişi olabiliyor. İrtibat kişisiyle ilgili şöyle bir şey söyleyeyim. İrtibat kişisi olmaktan kesinlikle kaçınmayın. Kaçınan personeller, kaçınan arkadaşlar olursa da onlara şunu söyleyebilirsiniz. Kesinlikle bir sorumluluk olarak onlara kalacak bir durum söz konusu değil. Yani cezayı kurumun irtibat kişisine kesilmesi gibi bir şey söz konusu değil. İrtibat kişisinin ne sorumluluğu kurumla işletme arasındaki iletişimi sağlamaktır. Ne gibi yaptırımlar olabilir irtibat kişisine bu anlamda? Aslında tüm personele işini iyi yapmamaktan kaynaklı oluşabilecek sorumluluğun artısında farklı bir şey gelmiyor. Yani bir personel sorumluluğunu yerine getirmezse, işle ilgili ne kaybolursa, hukuk anlamda neyle karşılaşırsa, irtibat kişisinin de sorumluluğu bundan öteye gitmiyor. Bu konuda irtibat kişiyseniz, irtibat kişi olacaksınız veya irtibat kişisi seçecekseniz bunu söylemenizde fayda var. Daha sonrasında ne yaptık? Sorumluları belirledik. İrtibat kişisini atadık.
ve bununla ilgili rollere uygun bir eğitim verilmesini tavsiye ediyoruz. Yani ekip kuruldu ama ne yapacağını bilmeme durumu oluşabilir. Burada bahsettiğim farkındalık eğitimi değil. Yani farkındalık eğitimi zaten süreç içerisinde gerekliliklerden biri tüm personele verilecek, verilmeli. Ama projeyi yürütecek kişilerin KVKK'yı tanıması lazım. Almamız gereken idari ve teknik tedbirler konusunda fikri olması lazım. Öncesinde bir riskin ne olduğunu, riske nasıl yaklaşacağını bilmesi lazım. En önemlisi veri envanterinin nasıl oluşacağını, veri envanterinin nasıl kullanacağını, veri envanterinin nelere girdi olacağını, neler için çıktı olduğunu iyi idrak edebilmesi lazım. Bundan dolayı biz ilk etapta mevcutta oluşan ekibe bizim seviyemize yaklaştıracak seviyede bir KVKK eğitimi vermekten yanayız. Bu sadece kanun içeriği olarak düşünmeyin, uyumluluk sürecini nasıl işleteceğini anlatıyoruz ki biz orayı bıraktığımız zaman artık sorumlular bizden sonra da bu durumu işletebilsinler. Daha sonra artık uygulamaya geçilmeye başlanıyor. Bu tarafta bir veri analiz çalışması başlıyor. İşte veri envanteri aslında. Mevcuttaki tüm departmanların süreçlerinin röntgeni çekiliyor. Çünkü takdir edersiniz ki biz veriyi süreçlerden dolayı işliyoruz. Yani mevcuttaki işletme faaliyetimizi sağlamak için, operasyonlarımızı sağlamak için veri işliyoruz. Bundan dolayı veri envanterine kesinlikle süreç bazlı çıkarmasından yanayız ve mevcuttaki uygulamamızda buna yöneliyoruz. Bu tarafta birçok farklı envanter modeliyle karşılaşabiliyoruz ama benim kullandığım, bizim kullandığımız ve faydasını gördüğümüz uygun envanter modeli kesinlikle süreç bazlı. Bu tarafta her departmanla ayrı ayrı görüşülmesi gerekiyor. Veri işlemediğini iddia eden departmanlar olabiliyor. Yani bizim kişisel veriyle işimiz yok. Öyle bir şey yok. Kişisel veri işlemediğini dahi iddia ediyorsa bunu size anlatsın. Yani üst yöneticisi o departmanın veriyle işi yok dediği zaman buna tebaa etmeyin. Mutlaka siz onlardan bir dinleyin, işlerini öğrenin. Bir şeyler çıkacaktır. Çıkmasa dahi en azından siz test etmiş olursunuz. Veri envanterinde en önemli konu tüm süreçleri ele alabilmektir. Yani tüm süreçleri yakalamaktır. Çünkü süreçler sizin işleme amaçlarınızı belirler. Diğer departmanlardan 3 aşağı 5 yukarı aynı veriler işlenecektir. Yani İK da aynı veri işler, muhasebe de aynı veri işler ama İK'nın işlem amacı farklıdır. Muhasebenin işlem amacı her zaman farklıdır. Bundan dolayı tamamen aydınlatma metinleri, rızalar bu işlem amaçlarına göre yazılacağından dolayı eksik bir işlem amacından dolayı tüm uyumluluk süreciniz çöpe gidebilir. Yani kişinin verisini, işlem amaçlarını belirtmişsinizdir ama başka bir iş daha yapıyorsunuzdur. Bu da gerekli dokümantasyonda olmayınca otomatikman bir cezaya, bir mevzuata aykırılık durumu söz konusu. Veri envanteri üzerinde duracağım. Veri envanteri önemli bir konu ve bence sahada en fazla vakit alan, uyumluluk sürecinde en çok dikkat edilmesi gereken konulardan biri. Veri envanteri tamamen sürecin nasıl işleyeceğini, neye nasıl tepki vermeniz, ne yapmanız gerektiğini çıkaran yol haritası ve direkt verbise girdi sağlayacağından dolayı verbiste yağan beyan, eksik beyanın önüne geçmesinden dolayı veri envanteri bence en önemli konulardan biri. Mehmet Bey, bir şey söyleyecektiniz galiba, bir girdiysem. Burada hukuksal anlamda, yani bu veri analizleri gerçekleştirilirken aynı zamanda hukuk tarafıyla da ilgili bir çalışmalar yapılıyor bildiğim kadarıyla. Beraberinde ilerleyen bir süreç. Hani buraya da kısaca bir değinirseniz sevinirim. Kesinlikle. Şimdi veri envanterindeki kısım aslında riskler de veri envanterinde ortaya çıkıyor. Verilerin saklama süresi veri envanterinde ortaya çıkıyor. Sizin veriyi işleme amacınız, veriyi saklama amacınız veriyi ne kadar süre tutmanız gerektiğini adresleyen bir girdi. Bu tarafta bizim uyguladığımız ve uygulamasını tavsiye ettiğimiz konu veri envanteri tabii yapılabiliyorsa hukukçuyla beraber yapılması artıdır ama hukukçu daha sonra veri envanterini inceleyerek de yazılacak, oluşması gerekecek dokümantasyonu idrak edebiliyor. Buradaki en önemli konu saklama sürelerini kesinlikle hukukçuların belirlemesi. Çünkü hiçbir bilgi güvenliği veya hiçbir regülasyon uzmanı hangi verinin ne kadar süre tutulacağını bilemez. Bilse dahi bu konuda bir otorite değildir. Bu konuda bir görev tanımı yoktur. Ve avukatlık kanununa da ters gelen bir durumdur bu. Bu anlamda saklama sürelerini kesinlikle hukukçuların belirlemesi gerekir. Çünkü
Örnek veriyorum, sizin verimi sil, verimlerde verime kadar süre saklıyorsunuz gibi talepler geldiğinde bunu doğru olarak dönmeniz lazım. Tutup birinin 15 sene saklanması gereken veriyi talep geldi diye 3. yılında silerseniz bu sefer başka mevzuatlara aykırılık durumu söz konusu. Örnek vermek gerekirse iş kanununda kişi ayrıldıktan sonra 15 sene boyunca özlük verilerini tutabiliyorsunuz. Yani bir gün ve sizde silme talebi geldi, veriyi imha ettiniz. Yani bir gün bununla ilgili bir iş kanunuyla ilgili bir dava durumu söz konusu olduğunda bu verilere ulaşma, bu verilerle ilgili kanıt sunma yükümlülüğünüz var. Bu sefer sırf bu kanıtları sunamadığınızdan dolayı yine başka bir mevzuata aykırılık durumu söz konusu olur. Yani KVKK'ya uygun hale gelin derken başka mevzuatlarda uyumsuzluğa dönüşmemek lazım. Bu çok önemli. Yani oluşan veri envanterinde mutlaka hukukçuların bir görüş bildirmesi, envanteri inceledikten sonra vergisi kaydını gerçekleştirmesi çok daha artı olacaktır. Daha sonra benim düşüncem, siz ne düşünürsünüz bilemiyorum ama veri envanterinden sonraki en önemli konulardan biri risk değerlendirme sürecinin işletilmesidir. Risk aslında tüm regülasyonlarda en önemli, aslında kişinin, danışmanın, bu işi yürüten kişinin know-how'ını, kalitesini gösterdiği işlemlerden biridir risk değerlendirme süreci. Maalesef mevcut uygulamalarda 27.001, işte 3.001 gibi risk analizleri kılavuz ediliyor. Doğrudur. Bu anlamda bir risk metodolojisi belirlemesinde problem yok ama bu kısımdaki birebir risk metodoloji, risk işleme planı KVKK'ya uymayabiliyor. Çünkü burada en önemli konu kişisel veri odaklı risk analizi yapmanız lazım. Yani mevcutta hangi verinin çalındığı, hangi verinin risk altında olduğunu ve bu riskin neden kaynaklandığını idrak etmeniz lazım. Bundan dolayı verilere değer vermek daha önemli bu konuda. Dolayısıyla direkt ISO'daki veya PCI DSS'deki veya NIST'deki bir risk analizi çalışmasını buraya uygulayamıyorsunuz. Bu anlamda kesinlikle bir KVKK üzerinde, kişisel veri üzerinde bir risk analizi metodolojisi çıkarmanız şart. Daha sonrasında bu risk analizi iki tip çıkarma yanlışıyız. Bu şekilde yapıyoruz projelerimizi de. Bir envantere dayalı risk analizi yapıyoruz. Yani envanterdeki süreçlerinizdeki riskleri oluşturacak analizler yapıyoruz. Bunu risk işleme planına koyup risk skorları, artık riskleri belirliyoruz. Bu tarafta envanter görüşmelerinde sizin söylediklerinize göre anlık risk notları alıyoruz. Yani burada bir risk var. Bunu iyileştirmeniz lazım. Burada bir hata var. Burada iyileştirmesi gereken bir konu var diye not alıyoruz. Artı mevcutta teknik ve idari tedbirlere uyumluluğunuzu analiz ediyoruz. Yani teknik anlamda veriyi korumaya ne kadar vakıfsınız? İdari anlamda veriyi korumaya ne kadar vakıfsınız? Bunlar da bakılırsa bir boşluk analizi gibi oluyor. Boşluk analizindeki eksiklerden kaynaklı da riskler atanıyor. Ve bu risklere istinaden almanız gereken tedbirler ortaya çıkıyor. Ve bu tedbirler direkt risk işleme planınızdaki oluşan artık riski düşüren veya riskten kaçınma, riski paylaşma gibi sonuçları ortaya çıkaracak bir modele dönüşüyor. Aslında 6. adımı anlatırken ben 7. adımı da anlatmış bulundum. Risk işleminin gerçekleştirilmesi, risklerin değerlendikten sonra işte bahsettiğim risk işleminin gerçekleştirilmesi de çok önemli konulardan biri. Yani dikkat ederseniz 5, 6, 7 işin tohumunu ekeceğiniz yer. Bundan dolayı hani tarlayı iyi sürmek, tohumu iyi seçmek çok önemli. Artık 8 ve 9'daki kısım bu kısımdaki yapacağınız başarıya göre endeksli. Ve bu anlamda artık gözden geçirmeler başlıyor. Yani mevcutta riskler oluştu, envanterler oluştu. Bu tarafta artık dokümantasyonu oluşturmanız gerekiyor. Yani ben kime aydınlatma yapacağım, kime açık rıza vereceğim, kimle veri aktarım sözleşmesi yapacağım. İşte bende disiplin yönetmeliği var mı? İşte personel gizlilik sözleşmesi var mı? Sonuçları çıktıktan sonra bunu artık kapatmaya başlıyorsunuz. Çünkü her bir gereklilik size risk olarak söyleniyor. Ve bu gereklilik kısmında gözden geçirme tabında bunları uygulamaya başlıyorsunuz. Ve bunu kendi içinize sağlamaya başlıyorsunuz. Bu anlamda tüm hukuki metinlerin avukatlar tarafından yazılmasını tavsiye ediyoruz. Uygun olan budur. Çünkü yine bahsettiğim gibi avukatlık kanununda ilgili olan onlar, avukatların bu konuda işin içinde olması çok önemli. Demek değildir ki bilgi birikimi olarak bunu yapabilecek durumda değilsiniz ama bence bu avukatların işi. Onlarsız bu tarz metinleri yazmak doğru olmayabilir.
Ama işin tarafında politika ve prosedürleri bir güvenliği veya danışman olarak birine verebilirsiniz. Bu tarafta politika prosedürler şu anlamda çok önemli. İç dinamiğinizdeki, iç network'ünüzdeki çalışanlarınıza mevcuttaki sürecin işleyişi hakkında bilgi vermeniz lazım. Yani politikalarda parolayı nasıl gireceğini, yedeklemeyi nasıl yapacağını ya da iç denetimi nasıl yapacağını, bunun yanında bir veri ihlali olduğu zaman ne yapması gerektiğini bileceğini sağlayacak dokümanlar bu politika ve prosedürler. En az aydınlatmalar, açık hizalar kadar önemli. Çünkü bir veri ihlali oldu, personel bununla ilgili hiçbir aksiyon almadı, kulağın üstüne yattı ve bunu tespit ettiniz. Niye söylemediniz dediğinizde bana bunu kimse bilgisini vermedi diyebilir. Ve bu konuda hiçbir şey de yapamazsınız. İlerleyen bölümlerde tedbirler kısmında personelle ilgili kısımlardan özellikle bahsedeceğim. Ve daha sonra sürekli iyileştirme süreci. Artık bitirdik, rahatladık, uyumluyuz. Ama bakalım buna uyumluluğumuzu sağlayabiliyor muyuz? İşte burada artık iş denetimler, iş tetkikler giriyor. Bunu en az yılda bir kez yapmanız lazım ama bizim tavsiyemiz en az yılda iki kez yapmanız. Çünkü KVKK diğer regülasyonlar gibi değil. Sürekli sizi böyle denetim tutan bir yer yok. Başınıza bir şey gelirse denetleniyorsunuz. Ama diğer regülasyonlarda yılda bir kez biri gelip sizi denetliyor. Yani uyum mekanizması işlemek durumunda. Ama KVKK'da 3 yıl, 5 yıl hiçbir şey olmasın, uyumluyum sanarsınız, devam edersiniz. Bu anlamda KVKK'da iş denetim gerçekten çok önemli. Mevcutta personelin bu işi artık yavaşlattığı, bu konuyu artık gündeminden kaldırdığını iş tetiklerle tespit edebiliyorsunuz. Bence en önemli konulardan biri de son olarak iş tetiklerin yapılması. Ve madde 12, meşhur madde 12, cezaların birçok kısmı madde 12'ye olan uyumsuzluktan kaynaklanıyor. Madde 12, veri sorumlusu işlettiği verilerin güvenliğini temin etmeye yönelik her türlü teknik idare tedbiri almakla yükümlü. Alınan çoğu cezaların %70-%80'i bu maddeye dayandırılıyor ve bu çok ucu çok açık bir madde. KVKK size bunu yap demiyor, tavsiye ediyor. Yayınladığı rehberlerde hep tavsiye niteliğindedir. Bu tarafta bu tamamen sizin idari kadronuzun uzmanlığı, idari kadronuzun kalibresine göre oluşur teknik ve tedbirler. Teknik kadronuz da aynı şekilde. İdari tedbirlerle ilgili şunu söyleyebilirim. Uyumluluğun maliyetsiz kısmı diyebiliriz. Yapılması kolay kısmı diyebiliriz. Maliyet varsa da düşük seviyededir. Bu anlamda bu kısmı yapmayıp KVKK uyumluluğu ile ilgili ben işte çok zor, maliyetli yapamıyorum diyenlere biraz ben kızıyorum. Çünkü hakikaten diğer tarafta, teknik tarafta gerçekten maliyetler gerekebilir. Bir know-how, bir uzman kadro oluşturmak gerekebilir ama idari taraftaki gerçekten birçok işletmenin kısa sürede yapabileceği şeylerden biri. Bunlardan ilk etapta mevcut listelerin belirlenmesi. Bunun için bir maliyete çok gerekli olmayabilir. Gerekirse kurum yapınız çok büyükse belki bununla ilgili hani bir danışmanlık, bir yazılım falan düşünülebilir. Risk ve tedbirler mutlaka belirlenmeli. Yani KVKK olmasa dahi her kurumun bence kendi sektörüyle alakalı risk analizi yapması lazım. Devamını sağlayabilmesi açısından. Daha sonrasında çalışanlara farkındalık oluşturulması. Farkındalık eğitimleri, farkındalık çalışmaları. Bunlar ikisi farklı şeyler. Farkındalık eğitimi sadece farkındalık eğitimi yeterli değil, sadece farkındalık çalışması da yeterli değil. Açıkçası personel, insan regülasyonlara, özellikle bilgi güvenliği regülasyonlarında önemli çarklardan biridir. Yani bu her zaman kullanılan bir tabiridir. Siz kişiye eğitimi verirsiniz, teknolojiyi verirsiniz, süreci tasarlarsınız ama o bunu uygulayabildiği kadar güçlüsünüzdür. Yani en zayıf halka, cinsindeki en zayıf halka maalesef insan, personel burada. Bu tarafta hani çok güzel bir araba tasarlarsınız. Her türlü özelliği vardır teknolojik anlamda. Trafik kurallarını da koyarsınız. Alt geçit vardır, üst geçit vardır, yaya geçidi vardır, trafik ışıkları vardır ama kişi alkollü araca biner, o kusursuz arabaya gider, gözünün önündeki ağaca çarpar. Bu anlamda tüm sürecinizde, tüm işleyişinizde sekteye uğrar. Yani bu anlamdaki insan, süreç, teknoloji üçleminde en önemli kısım, yatırım yapacağınız en önemli şeylerden biri bence kesinlikle insan, personel. Farkındalık eğitimleri dediğim gibi yılda bir kez yapılacak ama farkındalık çalışmaları sizin yaratıcınıza kalmış bir şey. Ama en kullanılan yöntem KVKK çalışmalarına birilerini yönlendirmeniz, alınan kararları içeride paylaşılması, mailde atılması, sağa sola panolar asılması
Bu konuda çok önemli. Ve daha sonra idari anlamda kişisel veri güvenliği politikaların prosedürlerini belirlenmesi de bahsettiğim gibi. Yani parola politikası belirledik. Dedik ki artık parolan böyle olacak. İşte bununla ilgili politikanın yazılması faydalı olabilir, zorunlu değil. Faydası şu olur, kişi ne yapacağını bilir. Bunun yanında işte veri ihlalinden kaynaklı, ki bence bu önemlidir, olmalı. Hatta zorunluluk seviyesinde önemlidir. Veri ihlali olduğu zaman ne yapacağım? Biri, ilgili kişi bana başvurduğu zaman verimi silin, verim nerede sorusunu sorduğu zaman ne yapacağım? Bunun yanında işte ben kişisel veri işleme politikaları, özentelik kişisel işleme politikaları, bu anlamda ben hangi veri işliyorum kurum olarak, personel olarak ve bunları ne kadar süre tutuyorum o bilebileceği konular, saklama imha politikasının belirlenmesi, bu anlamda yapılan kısımlar ve diğer dokümantasyonda, hukuki süreçteki dokümantasyonlarda bu anlamda idari tedbir olarak düşünebilir ve en önemli kısımlardan biri kişisel verinin mümkün olduğunca azaltılması. Aslında en önemli tedbirlerden biridir bence. Çünkü ne kadar çok veriniz varsa, ne kadar hassas veriniz varsa risk o kadar risk altındasınız. En büyük motto şu olmalı, kesinlikle istemediğim, ihtiyaç duymadığım veriyi tutmamalıyım. Yani eskiden şöyleydi, ne kadar çok veri o kadar çok getiri olarak düşünülüyordu bu. Ama maalesef artık öyle değil. İhtiyaç duymadığınız hiçbir veriyi tutmayacaksınız. Bu anlamda veri maskelemeler devreye giriyor. Bir kişiden bir süreç için aldığınız bir evrakta ihtiyacınız olmadığınız veriler varsa mutlaka onları maskeleyin. Bu dijital ortamda da olabilir, fiziksel ortamda da olabilir. Departmanlar ihtiyacı duyduğu kadar verilere ulaşabilsin. Örnek veriyorum, SAP'ye girdiği zaman, bir ERP programına girdiği zaman herkes her şey ihtiyacı varsa bir yetki matrisine göre hareket edilmeli. Ve veri işleyenlerle ilişkilerin yönetimi var. Önemli konulardan biri, çünkü veri işleyenden kaynaklı bir ihlal söz konusu olduğu zaman sizi burada güçlü duruma getirecek konudur bu ilişkilerin yönetilmesi. Bu anlamda mutlaka bir veri aktarım sözleşmesi, bir gizlilik sözleşmesi çok önemli. Olası bir veri işleyenden kaynaklı problemde karşınıza mutlaka bunlar çıkacaktır. Gelelim idari tedbirlere, teknik tedbirlere. Teknik tedbirlerde yetki matrisiyle başlamak istiyorum. Yani işin bence alfabesidir yetki matrisi, ki buna göre log yönetimlerini yönetebilirsiniz. Buna göre mevcutta kişilerin nereye erişeceğini sağlayabilirsiniz. Mevcuttaki her ortam için, ofis ortamı da olabilir, fiziksel ortamlarda olabilir, dijital ortamlarda olabilir. Kimin nereye, ne seviyede erişimi olduğunu mutlaka görmeniz lazım. Yetki matrisinden sonra en önemli konulardan biri, ki ilk üçe yazılabilir, log yönetimi. Log yönetimi hem konuyu takip edebileceğiniz, alertlerin üretebileceği üst seviyede CM denilebilir. Bu tarafta anomileri takip edebileceğiniz, kimin ne yaptığını öncesinden önlem alabileceğiniz ve sonrasında alacağınız aksiyonları gösterecek girdidir, teknolojidir log yönetimi. Çünkü kanıt sunmakla yükümlüsünüz, yani kanıt yükümlülüğünüz var. Bir kişinin ne yaptığını log yönetimine kanıtlayabilirsiniz. Ve DLP, güvenlik duvarları, artık networksel önlemler. Şöyle bir algı var, KVKK eşittir DLP. Bunu söylemek çok popülist olur ama DLP önemlidir. Çünkü verinin sızmasına dayalı politikaların yürütülebileceği, bunu yönetebileceğiniz teknolojidir. Amacımız da zaten veriyi korumak ya. Bu anlamda DLP size bu anlamda büyük fayda sağlar. Ve sızma testleri bu yılda bir kez yapılmalı. Sızma testini KVKK olarak düşünmeyelim. Bu anlamda yılda bir kez yapılacağı için çok da maliyetli olmaz diye düşünüyorum. Mutlaka sızma testlerini yapmanız gerekiyor. Sızma testleri eşittir zafiyetiniz, açığınız diyebilirim. Ve yedekleme. Şimdi yedekleme birçok kişinin tedbirlerde anlamadığı konulardan biri. Yani ben veriyi koruyacağım, yedeklemeyle ne alakası var gibi bir durum oluşabiliyor. Bu nasıl oluyor da KVKK'nın teknik tedbirleri arasında olabiliyor? Şimdi veriyi korumak sadece birilerinin eline geçmesi olarak düşünmeyin. Bu verinin yok olmasını da engellemeniz lazım. Yani kişi size bu veriyi emanet etmiş, ilgili kişi. Siz ona bu veriyi saklama süreciniz boyunca sunabilmeniz lazım. Bu anlamda arşiv odalarının fiziksel korunması, yiyeceğiniz bir ransom'a karşı veriyi geri getirebilme açısından yedekleme çok önemli. Veriyi geri getirememenizden kaynaklı dahi kanuna uyumsuzluk durumu söz konusu. En önemli konulardan biri saklama ve imha yok etme konuları. Bu tarafta fiziksel olarak da bu işlemi yürütebilirsiniz ama bununla ilgili teknolojiler, yazılımlar da kullanabilirsiniz.
Bu yapınıza göre değişiyor. Kullandığınız ERP programına göre değişiyor. Dediğim gibi avukatların belirlediği saklama sürelerine göre verileri imha edip bunu kayıt altına almanız gerekiyor. Yani kişinin benim verim nerede, verimi sil dediği zaman bak verini sildim, bu da bu işin çıktısı diyebilmeniz büyük fayda sağlar. Yok etme, anonim hale getirme ve silme arasında farklılıklar var. Bazen bunlar karışabiliyor. Veriyi geri getirebiliyorsunuz, bunun adı silmedir. Yok etme değil. Yani bir kişi dahi veriye tekrardan erişebilecekse bunun adı silmedir. Buna format girebilir, ne bileyim işte encrypt etme gelebilir. Ama yok etme ise direkt imha etmektir. Yani veriye bir daha geri dönüşüm olmaz. Delete etme, parçalamak, yakmak gibi. Anonim ise artık verinin anlamsızlaştırılmasıdır. İstatiksel bir şey alacaksanız anonimleştirmeyi kullanabilirsiniz. Ama çok fazla kullanılan bir yöntem değil mevcut uygulamalarda gördüğüm kadarıyla. Şerif Hocam, buraya şöyle bir ekleme yapabilir miyim? Bir sonraki slayta geçelim. Yani bu idare ve teknik tedbirler dediğimiz kısım, bir elmanın iki yarısı gibi düşünebiliriz. Yani birini yapmakla diğerinden kurtulamıyorsunuz ya da anlamlı olmuyor gibi düşünebilirsiniz. İşte Şerif Hocam'ın dediği gibi hani bu işin merkezinde teknik tedbirlerde işte DLP'di, log yönetimiydi vesaire. Bu teknolojilerle başlayabileceğiniz kısımlar var ama atıyorum bir DLP kısmında örneğin size girdi oluşturabilecek şey idari kısmında almış olduğunuz, yapmış olduğunuz analizler, veri korumayla ilgili oluşturduğunuz politika ve prosedürler, risk işleme vesaire. Bu DLP mevzusunda veriyi koruma anlamında kural oluştururken mutlaka bunlara ihtiyaç duyuluyor. Oturup da genel geçer kurallarıyla bu işi yapabiliyor olmanızın çok da mümkünatı olmuyor. Mümkünatı yok. Başınıza dert açıyor bu anlamda. Onun için bu idari tarafı ne kadar düzgün işletirseniz teknik tedbirler tarafında da o kadar düzgün yol alabilirsiniz. Bu teknik tedbirler kısmında da özellikle 7-8 tane teknoloji var. Bunların her birini bir anda alıp yapabiliyor olmanızın çok da mümkünatı imkanı yok. Geçmişte de yatırım yapmamışsanız bunları fazlandırıyor olmanız gerekiyor. O kısımda da işte hani nelerle başlanılmalı denildiğinde de orada da size önerilerimiz olabilir. Teşekkür ederim Şerif Hocam. Devam ben ediyoruz. Teşekkür ederim. Şimdi biraz ben artık şeylerden bahsetmek istiyorum. Kurulun verdiği kararlardan, yani mevcutta size aslında süreci anlatabileceğim bazı kararları seçtim. Bu tarafta senaryo oluşturabilmeniz için bunları görmenizi istiyorum. Bu tarafta hani başıma nasıl gelebilir? Bu senaryo nedir? Bundan nasıl kurtulabilirim? İdrak edebileceğiniz birkaç örnek seçtim. Bunlar direkt kurulun yayınladığı kararlar. Firma isimlerini paylaşmış aslında. Firma isimlerini paylaşmamda bir problem yok ama ben yine de paylaşmamayı tercih ettim. Kararlardan içeriği görebilirsiniz. Kararlarla ilgili cezanın alınmadığını da takip edebilirsiniz bu anlamda. Şimdi burada bir ağız ve diş sağlığı polikliniğinin başına gelen bir iş var. Bu tarafta bir diş hekiminin işten çıkmadan sonra tüm mevcuttaki müşteri portföyünü alıp gitmesi senaryosu var. Kurum bunu tespit ediyor ve kendini ihbar ediyor. Böyle bir şey yaşanıyor. Şimdi burada eğer kurum gerekli adımları aldıysa, tüm önlemlerini aldıysa bu tarafta bunun başına gelmesi aslında iyi bir şey de olabilir. Çünkü bu diş hekimi kötü niyetli, görevini kötüye kullanmaktan dolayı artı bir ceza da alacaktır. %50 artacaktır cezası. Bundan kaynaklı bunu kanıtlayabilmesi lazım. Yani kişinin yetki matrisini tanımlamış mı? Yani bu adamın nereye ulaşabileceği net mi? Bu anlamda erişebileceği yere yetkisi verilmiş mi, verilmemiş mi? Eriştiği bilgilere gerçekten iş tanımı alarak ihtiyacı var mı? Bu kişinin KVKK ile ilgili farkındalığı oluşturulmuş mu? Eğitim verilmiş mi? Arasında bir sözleşme imzalanmış mı? Daha sonrasında o veriyi dışarı çıkartmaması için yeterli tedbir alınmış mı? Ne olarak çıkarmış? USB ile alabilir veya mail olarak atabilir. Bunlarla ilgili yeterli tedbiri alıp almamış mının analizi yapılır. Dikkat ederseniz bununla ilgili konuyla ilgili ilişkin inceleme devam etmektedir diyor. Bununla ilgili önümüzdeki aylarda mutlaka bir karar çıkacaktır. İşte bunları analiz ediyor kurul denetimde. Siz bu tarafta yapılan ihlallerle ilgili neler tedbirlerini almış mısınız, yapmış mısınız araştırıyor. Ki eğer kurum bunların hepsinin tedbirini aldıysa ve bu halen daha başına gelebiliyorsa burada oluşabilecek cezayı işte bu diş hekimine rücu edebiliyor. Ne oldu? Hem bir anlamda maddi olarak yükten kurtuldunuz hem itibarınızı korumuş oldunuz. Bu anlamda teknik tedbirler, lider tedbirler büyük önem kazanıyor. Diğer bir konuda bir sigorta şirketi
bir test sunucusundan dolayı bir hacklenme durumu söz konusu. Bu tarafta da işte hani test ortamları genelde dikkat edilmez. Bazen firewall'un arkasına konulmaz, bazen segmentasyon yapılmaz, şu bu. Virüs programı da yüklenmeyebilir. Test ortamı ya, dışı açık değil gibi bir algı oluşur bazen. Bu anlamda bunun iki yolu var. Ya gerçek veri kullanmayacaksınız ya da test ortamını gerçekten mevcut prot ortama eş değerde bir güvenlik önlemi almanız lazım. İşte burada da o güvenlik önlemlerini almış mısınız, almamışsınız tekrar araştırılacak. Yani kurul bununla ilgili baktığı zaman işte virüs programı var mı? İşte firewall'un arkasında mı? Bunun anlamında işte log alabiliyor musunuz her şeyden önce? Nasıl olmuş? Bir işin logunu üretebiliyor musunuz? Bu anlamda tüm bu gereklilikler gözetildikten sonra karara bağlanacak. Eğer bahsettiğim konularda bir aksiyon almadıysa kurum, bununla ilgili ceza yenmesi kaçınılmaz gibi gözüküyor. Diğer bir ihlal durumu var. İşte ransom durumu, yani şifrelenmesi verinin. Şimdi hani verinin, veri güvenliğinde verinin mevcut durumda önemli konularından biri işte erişimin, gizliliğin ve bütünlüğünün bozulması. Bu da bütünlüğünün ve erişimin bozulması söz konusu. Bununla da ilgili yeterli tedbirin alınmamasından kaynaklı ceza yeme durumu söz konusu. Ve yine bir bunu bahsetmiştik. Evet. Şöyle genelde bir toparlayabiliriz. Vakit olarak da hani toparlıyorum. Aynen öyle. Verinin geç bildirmesinden kaynaklı mutlaka cezalar var. Cezalarla alakalı suçlardan kaynaklı artık para şeyleri arttı. Eski cezalar yok, daha da arttı. Gerekli aydınlatmaları, gerekli aksiyonları almanızdan kaynaklı cezalar söz konusu. Bu cezalar güncellendi, bilginiz olsun. Ben sorular varsa alabilirim. Bu anlamda olası webinar dışında da sorunuz olursa, soramadığınız kısımlar olursa buradaki mail adreslerinden bize ulaşmanız mümkün. Şu an gördüğüm kadarıyla şu an henüz bir soru gelmemiş gibi görünüyor. Özellikle burada şuna dikkat etmek, hani son bir toparlamak adına şunu söyleyebilirim. Burada sadece olaya hukuki olarak bakıyor olmamız çok da doğru bir yaklaşım olmuyor. Sadece bununla çok karşılaşıyoruz. İhlaller gerçekleştiğinde de zaten hani ben genelde örnek verirken KVKK'nın duyurular tarafına bakmanızı öneriyorum. Burada ne tür cezalar yenilmiş, sebepleri nelerdir, ciddi midir, teknik midir? Bunları oralarda değerlendiriyor olmanız gerçekten çok çok kolay. Bu manada oturup sadece teknik tedbirler alıyor olmak kolay şey çözüm. İşte idari tedbirler olarak sadece hukuk tarafını çözmeniz yeterli olmuyor. İkisi birbirinin bütünü olarak görebilirsiniz. Barikat olarak da burada size sağlayacağımız en büyük katma değer, biz aynı zamanda siber güvenlik alanında hem teknoloji hem de uyumluluklar tarafında uçtan uca çözümler sunabildiğimiz için size bütünsel olarak bu hizmetleri çok rahat olarak verebiliyoruz. Bunu sadece bir KVKK özelinde değil, aynı zamanda Avrupa'nın GDPR uyumluluğu anlamında da birçok projelerimiz var. İhtiyaç duyar, gerek duyarsanız daha detaylı size çözümler ya da sunmuş olduğumuz sahadaki hizmetlerle ilgili bilgiler veriyor oluruz. Maillerimizden bize ulaşabilirsiniz. Katılımınız için teşekkür ediyorum. Anladığım kadarıyla soru gelmedi. Burada sorumuzu bitiriyor olacağım. Teşekkür ediyorum. Şenif Hocam, ağzına sağlık. Teşekkürler. Teşekkürler. Kolay gelsin. Sunucularımıza da çok teşekkür ediyorum zaman ayırdıkları için. Sunumumuzu burada bitiriyoruz. İyi çalışmalar.